Sevgili seyirciler, değerli konuklarımız, bu akşam İstanbul Kadıköy'deyiz ve Kadıköy Belediyesi'nin evlendirme dairesinde çok değerli iki konuğumu ağırlayacağım. Evet, hemen onları takdim ediyorum. Yarım asırdan fazla bir süredir tiyatromuzda, sinemamızda, hatta reklamlarda hepimizin 7'den 77'ye severek izlediği, entelektüel birikimiyle, toplumsal duyarlılığıyla, ülke, cumhuriyet ve Atatürk sevgisiyle dopdolu usta oyuncu, benim de eskimeyen dostum, sevgili Metin Akpınar. Ve sıra gecenin diğer konuğunda. O benim hayatımdaki en eski arkadaşım, kadim dostum. Dünyaca ünlü tiyatro ustası, mizahçı, eğitimci, hoca, ilkelerinden, duruşundan asla taviz vermeyen Mustafa Kemal Atatürk sevdalısı sanatçı ve ağabeyim Müjdat Gezen. Efendim, hemen aramızda bulunan, sizleri temsilen bazı isimleri de anons edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Yardımcısı ve bu programın gerçekleşmesinde değerli katkıları olan Sayın Sait Yılmaz. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Yardımcısıdır Sait Bey. Ayrıca bu salonu bize Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Aykurt Nuğulu tahsis etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz gıyabında. Kadıköy Belediyesi'nin Başkan Yardımcısı, yani belediyeyi temsilen aramızda bulunan Sayın Onur Temürlenk'e çok teşekkür ediyoruz. Bizim vefalılarımız, dernek başkanımız Sayın Hakkı Baliç, müdürümüz Sayın Sakin Öner, meslektaşlarım Bilgin Gökberk, Muzaffer Ayhan Kara, halk arenası deyince hemen akla gelen Atilla Köprülüoğlu ve merkezde Halk Televizyonu Genel Müdür Yardımcısı Kadir Çankaya ve onu en sona sakladım. Benim değerli kardeşim, Muhitinizin çocuklarından, yerlisi sayılır artık. İzmir'de doğup büyüyüp Kadıköy'e yerleşen değerli kardeşim Yılmaz Özdil. Hoş geldiniz hepiniz. Efendim, hepinizi tek tek duyurmak isterim. Hepiniz benim için çok değerlisiniz. İyi ki varsınız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Maalesef hepimizi üzen bir sağlık haberiyle başlayacağım. Bizim çok değerli tiyatro oyuncularımızdan, sinema sanatçısı aynı zamanda, çok büyük bir mizah ustası o da, Ayşen Guru da çok ağır rahatsız. Buradan kendisine acil şifa dileklerimizi gönderiyorum. Ne yazık ki çok değerli isimleri son yıllarda peş peşe
Evet, maalesef. Kaybeder olduk. Yani ben hala onların öldüklerine inanamıyorum. Çok çok içtenlikle söylüyorum. Çünkü ölümü hiçbir zaman kendilerine konduramazdım. Ne yazık ki vefat ettiler. Ama hiç aramızdan ayrılmadılar ve ayrılmayacaklar da. Evet. Biz onları hiçbir zaman ölmüş olarak da düşünmeyeceğiz. Aynen. Düşünmeyeceğiz. Sanatçı biraz yarattıklarıyla da var. Yani beden gidiyor ama onların ruhu hep aramızda dolaşıyor. Ben annemi babamı rüyamda görmem. Zeki'yi de uğraşırım rüyamda boyuna. Müjdat. Keşke böyle başlamasaydık ya. Şimdi Ayşe, onun da benim de çok yakınımız biliyorsun. Ben her gün hastanenin doktoruyla, her gün bugün kızıyla konuştum. Ayben kız kardeşiyle konuşuyorum. İyi değil Ayşe'nin durumu, hiç iyi değil. Evvel yıl birlikte Sevgi Müzikali yaptık. İki tane ihtiyar karı koca oynadık filan. Ayşe çok büyük oyuncudur. Çok, yani öyle böyle değil. İyi bir demokrattır, sağlam bir Atatürkçüdür. Evet. Başka bir şey yok. Ama işte bazı şeylerin önüne geçilemiyor. Bu ne derler, kötü bir hastalıktan da beter bir şey yani. Çünkü hücrelerin çıldırması, delirmesi gibi bir şey böyle. Anlatabiliyor muyum? Ve maalesef böyle bir şey geldi kızım başına. Maalesef günden güne iyiye gidir. Yani hep umut istenir filan dilenir ama böyle bir şey yok Uğur maalesef. Ben bugün konuştuğumda da doktoruyla günleri uzatmaya çalışıyoruz dedi. Evet. Ya yani biraz üzdü, çok üzüldüm ben ya. Ayrıca bu gece Kadıköy'deyiz. Konumu değiştirmek istiyorum. Konuyu da biraz izin verirsen ve İstanbul'un kaymak tabakası şu anda burada ya. Şuraya bak ya. Evet. Ben sana bir şey söyleyeyim Uğur. Bak. Burada valla Türkiye'de kıyamet kopsa bunların kılı kıpırdamaz yani. Söyle. Görüyorsun hali yani. Birçoğunun da bunların salayları da vardır bak, onu da söyleyeyim. Öyle. Çünkü şey, bu AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan çıktı. Bir gün Beşiktaş falan da saydı da Kadıköy'de oturanlar için. Sen Kadıköy'de oturuyorsun değil mi? Ben de öyle. Ben de yani seni, beni, bizi. Dedi ki Türkiye'de kıyamet kopsa ha bunların kılı kıpırdamaz. Şimdi herkesi azarlıyor. Herkese parmak sallıyor. Herkese haddini bil diyor. Kardeşim böyle bir şey. Bak Recep Tayyip Erdoğan, sen benim, bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil. Bu kadar. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bir süre önce yaptığı bir konuşmada Kadıköy, Çankaya, Şişli, Beşiktaş gibi ilçelerdeki CHP seçmenini kastederek Türkiye yansa da, şaha kalksa da bunların umurlarında değildir açıklamasını yaptı. Buralardaki seçmen profili Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesimden oluşuyor şeklinde de ilavede bulundu. Şimdi madem Kadıköy'deyiz ve madem ki toplumda çok büyük bir kutuplaşma var. Şimdi bazıları Müjdat'ın sözlerini biliyorum, adım gibi biliyorum, cımbızlayacaklar. Cımbızlanacak bir şey yok ki. Bunda cımbızla o ne değilse, ne dediyse onu söyledim ben. Yine de cımbızlayacaklar. Cımbızlasalar ne olur Allah aşkına Uğur ya. Zaten
her gün kapıya bir tane cevap geliyor. Ne oluyor? Ne olacak ya? Bunlardan mı korkuyor? Şimdi zaten mesele burada. Türkiye'nin geldiği bu noktada. Ben yarın Sözcü'de onu da yazdım. Merhum Süleyman Demirel. Merhum Süleyman Demirel'in bütün kardeşleriyle, bütün yeğenleriyle, hatta kayınbiraderiyle ilgili hep böyle manşetten ya Hürriyet'te ya Arena'da haberler yaptık. Hepsi manşetten. Tabii. Koca koca haberler. Ben mahkemeye verildiğimi hatırlamıyorum. Evet. Ya bir defa merhum Süleyman Demirel ne başbakanken ne de cumhurbaşkanıyken kendisi benden şahsen hiçbir zaman davacı olmadı. Ayrıca üzerimde devletin gücüyle kurulmaya çalışılan bir baskıyı hiçbir zaman hissetmedim. Fakat hep içten içe şunu düşündüm. Herhalde bana çok kızıyordur dedim. Herhalde çok kızıyordur. Belli etmiyor olabilir ama çok kızıyor. Fakat gazetecilerde Demirel'in demokrasi anlayışı ki yollar yürümekle aşınmaz evet. Şeklinde özetleyebiliriz o demokratik evet. Anlayışını. Gazetecilerde Süleyman Demirel döneminde gazetecileri hedef alan bir devlet gücü veya bir yargı süreci olmaz diye düşünürlerdi. Yani bıçak kemiğe dayanmadıkça. Günün birinde ben bir röportaj için Erhan Demirel'le konuşmayı yaptım. Bitti, kameralar dışarıya çıktı. O zaman işte tam şu an dedim ve kendisine sordum. Dedim ki efendim o haberleri yaparken bana çok kızdınız mı insanız dedim. Kardeşim ben sana ne diye kızayım dedi. Aynen böyle. Kardeşim ben sana ne diye kızayım dedi. Herkes yaptığı işin hesabını hukuk devletinde verir. Siz hiçbir zaman benim onları yapan yakınlarımı koruduğumu gördünüz mü? Ya da buna yönelik bir sözümü duydunuz mu? Ayrıca ben hukuk devletinde ne yargının ne de devletin gücünün gazeteciler üzerinde kullanılmasına asla izin vermem dedi. Ve talep de etmem dedi. Şimdi nereden nereye diyelim fazla geniş bir yorum yapmadan şu içinde bulunduğumuz kutuplaşma, ayrışma yani artık bırakın yolları aşındırmayı, haftalar öncesinden izin alınmış bazı sanat etkinlikleri yapılamıyor, biletleri satılmış oyunlar oynanamıyor, şairler sohbet edemiyor, saldırıya uğruyorlar. Bunların ben yine de yerel bazı hadsiz gruplar tarafından gerçekleştirilmiş eylemler olduğunu düşünmek istiyorum. Bunu hiçbir zaman toplumun geneline mal etmiyorum. Ama bizim bu kutuplaşmayı, bu ayrışmayı aşmazsak sonumuzun hiç iyi olmadığını düşünüyorum. Metinciğim ne dersin? Şimdi efendim yalnız sanatçılar kaybolmuyor dünyadan. Bazı hayvan popülasyonları da kayboluyor. Bunlardan biri de Tanrı'nın çok estetik kaygıyla yaratmadığı gergedan. Bunu boynuzlarını kesiyorlar, afrodizyak diye, kansere iyi geliyor diye, nesil tükeniyor. Son zamanlarda Türkiye'de de görülen bir grip virüsünün adı da gergedan. %41'i gergedan virüsünden oluyormuş. Virüs olarak yaşadığı gibi bizim ülkemizde artarak çoğalan bir gergedan soyu var. Hitler buna Hindenburg'u kandırıp da seçilip başa geldikte faşizmin ayak sesleri gelirken Eugenio Ionesco gergedan diye bir oyun yazdı. Biz de o oyunu oynadık. Paris'te bir bistroya bir adam koşarak giren bir botar. Bir gergedan kovaladı beni. Yani evden buraya kadar.
kafedekiler dalga geçerler. Yani Afrika gergedanı mıydı, Asya gergedanı mıydı, tek boynuzlu muydu, çift boynuzlu muydu, hadi canım senden şey olur falan diye. Fakat gergedanlar giderek artarlar. Bir süre sonra o sevimsiz gergedanlar için güzel sözler söylenmeye başlar. Canım çok da kötü hayvanlar değil bunlar. Bak rengi de böyle hakimsi. Bir de çok güçlüler, kuvvetler, maşallah gittikleri her yeri dağıtıyorlar falan diye. Önce bünyelerini de sindirmeye başlarlar, sonra da gergedanlaşmaya başlarlar. Giderek herkes gergedan olur, giderek herkes gergedan olur. Sonunda Beranje, sarhoş Beranje, sevgilisi Daisy'yi de gönderdikten sonra gergedan ortamına, ben insanım, insan doğdum, insan kalacağım diye haykırır. Şimdi bizde de gergedanlar yalnız faşizmin ayak seslerini anlatan postallı gergedanlar değil, kökten dincilik gergedanları ve etnik kimlik ayrımcı gergedanlar ve onların bazı kollarıyla müthiş bir gergedan nesli büyüdü. Kargaşayı da, popülasyonu da, bölünmeyi de, polinizasyonu da maalesef bunlar yapıyor. Bunların karşısında ancak insan olarak, insanlığımıza sahip çıkarak bunları saf dışı etmek zorundayız, başka çaremiz yok diye düşünüyorum. Eğer bu... Eğer bu polarizasyon böyle giderse, hakikaten bırakın sokak şeyini, sokakta hak aramayı, iç savaşa kadar gideriz. Allah göstermesin Allah hakikaten. Bunu hiçbirimiz arzulamadığımız için, gene bazı kavram kargısası yaratan tarifleri yeniden yapmak gerektiği düşünüyorum. Demokrasi için bizi hep eşitlik diye kaldırdılar. Sonra eşitlik olmadığını anladık. Ondan sonra çoğunluğun karşısında azınlığın haklarının korunduğu, kurum ve kuralların olduğu rejim dediler. O da baktık, o da olmuyor. Çoğunlukçu değil, çoğulcu bir şeye gittik. Sayısal üstünlük çoğalan hakkını gücüyle aldı. Öbür tarafı da koruyan falan yok hamdolsun. Efradını, camiyi, ayarını mani bir tarif yapmak gerekirse, son zamanlarda demokrasiyi şöyle tarif etmek gerektiği düşünüyorum. Bize demokrasi anlatıldığı gibi herkesin aynı düşündüğü bir ortam asla olmamalı. Tam tersi, tam aksi karşıt düşünenlerin şiddet unsuru ve dayatma olmaksızın birlikte yaşayabildikleri bir rejimin adı demokrasi olması lazım. Bir başka tarifi de bunun hepimizin özen göstermesi gereken, eğer patolojisi yoksa, özgür iradesiyle geleceğini tayin edebildikleri bir rejim, bireylerin geleceklerini tayin edebildikleri bir rejim demokrasidir. Bu bizim polarizasyondan, bu kargaşadan kurtulmamızın tek çaresi de demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek ne ala, kavga dövüş olmaz, biz bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak her faşizmin olduğu gibi, karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki adı geçen başka liderlerin yaşadığı gibi kötü sonları yaşayabilir ama bize yazık olur, biz harap oluruz. Bu güzel bir ülke. Necip Türk milleti, Necip bir Türk milletidir. Bize kıymasınlar. Onun için de bizim demokrasi adına direnmemiz gerekli. Bu direnci gösteriyor muyuz derseniz, ben çok gösterdiğimiz kanaatinde değilim. Cumhuriyet güzel bir rejim. Cumhur, değil mi? Halkın kendi kendini yönetmesi. Ama ne cumhuriyetler var? Demek ki sadece cumhuriyet yetmiyor. Bir de bunun kenarına laisizmi takmak lazım. Laik cumhuriyet olursa biraz bir şeyler beliriyor. Laiklik nedir? Dinle devlet işlerinin ayrılması dediler. Öyle değil. Her inanca eşit aralıkta olan falan öyle de değil. Din işleriyle devlet işleri çeliştiğinde devletin devletten yana olayı çözmesidir laiklik. Sekülerizm laiklikle hep karıştırılır. Biz de müşterek kullanılır. Sekülerler, biz pis sekülerler, pis laikler. Laisizmi ve sekülerizmi de şöyle tarif etmek gerektiği düşünüyorum. Kamu yönetimi asla dini esaslara dayandırılamaz. Bu varsa o ülke laik ve seküler bir ülkedir. Demokrasinin de vazgeçilmez iki ana unsuru da budur. Cumhurun yanına laisizmi takacaksınız, sekülerizmi takacaksınız ve rasyonalizmi, akılcılığı takacaksınız. Son zamanlarda çok muhtaç olduğumuz bir şey, akıl. Evet.
Peki Metin, bugünkü Türkiye'yi bir çerçeve içine oturtmak gerekirse nasıl bir çerçeve çizersin? Yani bence paspartusu var, çerçevesi yok. Çok üzülerek de söylüyorum, çerçeve olmayınca da ucu açık, kenarlara doğru yayılabilir, aşağı yukarı, sağa sola. O yüzden herkesin kendine sahip çıkması ya da mensup olduğu sivil inisiyatifte ya da siyasi partiye sahip çıkması, bu ülkeye sahip çıkması, geleceği tanımlaması bakımından çok özenli ve çok şey olması lazım. Hele hele bu son seçimler bence ciddi bir dönüm noktası. Yani bu yerel yönetim evet, seçimleri... Evet, önümüzdeki yerel seçimler ki onun adı yerel seçim, aslında bal gibi genel seçim olacak. O genel seçimde yani hakikaten hepimizin çok desturlu ve çok kalabalık olması lazım. Şimdi bir dakika. Şöyle. Dedin ki yerel seçim aslında genel seçim olacak. Evet. Nasıl oluyor genel seçim? Şimdi yerel seçimlerde esasında işte belediye başkan adayları bölgelerinde, yörelerinde o yörelerin sorunlarını çözmek bulduğunda projeler üretirler ve de onun isimleriyle, yaşadıkları yerle ilgili şeyler yaparlar. Burada bence olay iki ittifakın çatışması boyutunda olacak. Yani Cumhur İttifakı'yla Milli İttifak. Böyle olunca ve liderler devreye girince bu bir belediye seçiminden başka bir şey olacak diye düşünüyorum. Bu bir genel seçim havasında geçecek. O yüzden de daha mühim, daha önemli. Eğer gerçekten demokrasinin çok uygulanmadığı bir tarafa doğru gidiyorsak uzun ince bir yolda, nereye gideceğimiz çok da belli değil finalde, öyle bir gidişatımız varsa o zaman Milli İttifak'ın çok ciddi ve birbirine kenetlenmiş olarak yaşaması gerekiyor. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani adı İYİ Parti olur, CHP olur, CHP olur, onu bilmiyorum. Ama Milli İttifak'a bizim de sahip çıkmamız gerek diye düşünüyorum. Hani... Sandığa da sahip çıkmak lazım. Yani sandık esasında pek demokrat bir şey değildir. Yani her şey sandıkta çözülmez. Ama burada sandığa da sahip çıkmak zorundayız. Vatandaş, halk, yani siz aslında birilerinin iktidar olması ya da uzun süre iktidarda kalması için bir araç değilsiniz. Olmamalısınız. Siz siyasi otorilerin amacı olmalısınız. Sizin iyiliğiniz, sağlığınız, güzelliğiniz, mutluluğunuz için siyaset üretilmeli diye düşünüyorum. Ama halkı bir araç olarak kullanırsan o zaman tehlike çok büyüyor. O yüzden halkımızın da araç olmadığının farkına varıp kendi amacını gerçekleştirecek bir siyasi otoritenin başa gelmesi için emek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Başka da çıkış yolu yok. Evet, biz sıradan yurttaşlar için sadece bir oy sahibi olan sıradan yurttaşlar için bence de en değerli haklardan biri. Yani şimdilik evet. Koruduğumuz en değerli haklardan biri, dileriz hep böyle devam eder. Ve ben de şuna inanıyorum, eğer bu yerel yönetim seçimlerinde iktidar ve ortağı umdukları sonucu alamazlarsa, bu yerel seçim olmaktan çıkar, siyasal bir değişime yol açan bir başlangıç olabilir. Evet, yani başlangıç olur. Orada çok ümitli değilim. Yani belediye seçimlerinden ya da bu genel seçim benzeri belediye seçimlerinden Milli İttifak başarılı çıkarsa dahi rejimi değiştirmek anlamında çok aktif olacağını zannetmiyorum. Ama neyi seçtiler? Madem bize milleti, ülkeyi yönettirmiyorlar, bazı belediyeleri adam gibi yönetelim. Bak bunlar da zaten MSP'li belediyelerden gelerek bu başarıya ulaştılar. Belki uzun da olsa bu yoldan gidip iktidara yol açar diye düşüneceklerini zannediyorum. Şimdilik buradayım. Ama keşke senin dediğin gibi olsa, rejim tekrar tartışılsa, tekrar gündeme gelse, yeniden seçimler olsa ve demokratik rejime dönebilsek diye düşünüyorum. İnşallah bunu görürüz. İnşallah. Amin. Müjdat. Uğur. Bak, Metin'in konuşmalarının bir bölümü, burada senin dediğin eko var. Ve ben şuraya bir ses monitörü koydursan öyle iyi olacak ki ben birçok şeyi tam süzemedim, anlatabiliyor muyum? Yok şu anda en ufak sen eko sorunu yok. Sen de bir an öyle yaptım, fark ettim ben.
Başlangıçta bir ara vardı ama evet. Şu anda yok. Mesela senin yayın öncesi konuşmaların biraz zor anlaşılıyordu ama şu anda çok net, değil mi sevgili konuklar? Biraz da tabii yaşlanınca ağız yapısı falan hafif çöküyor. Ondan da olabilir. Ben daha konuşmadım, Metin konuştu. Ben ağzımı açmadım. Ben daha ağzımı açmadım daha. Merak etme. Ben gelmeden evvel avukat Celal'le her şeyi konuştum. Vallahi ciddi söylüyorum. Bu abilerimin yaş şakaları... Yani bak bu bile otosansür. Buraya gelmeden önce avukatım Celal Ülgen'le her şeyi konuştum. Doğru. Diyor. Oyun yazıyorum. Telefonu açıp soruyorum. Onun da söylediği zavallı diyor. Hayır. Bunun kanunen hiçbir suçu yoktur. Ama... Bence sen telefon açacak olursan yani ona para dayanmaz. Al daktiloyu Celal Bey'in büroya git. Avukatlık bürosuna git, orada yaz. Vallahi değil mi? Yok, sık sık konuşuyorum telefonla. Ne yapayım, adamcağız da bizim ve uğraşmaktan her gün kızı da denizde, bir orada bir orada, bir Anadolu yakasında, bir orada şeye Burhan Kuzu'yla ilgili dün vardı duruşma. Ben de sanki bir şey demişim gibi bana sordulardı. Yani önemli bir şey dedi. Burhan Kuzu için ne düşünüyor diye. Ben de dedim. Hayır. Bunda sanki ya ne hakaret ne aşağılayıcı bir şey, bu soyadını ben de koyayım. Babasına sorsun, bana ne bundan yani. Hayır, adamcağıza bir şey de söylemedim yani. Aman o neler ağzına geleni söyleyeyim falan, neyse. Ertelenmiş duruşma filan. Peki şu ara devam eden davaların var mı? Var. Kaç tane? Benim dava mı? Soralım Celal'e, sayısını bilmiyorum işte yani. Soralım diye ama abuk sabuk yani olacak işte, bir tane malum gazeteden var. Kazandık onu. Kazandık. Ama devam ediyor, onlar temizle gitmişler. Bir tane daha öyle var. Bizim halkın avukatı bakıyor. Senle benim ve Yılmaz'ın bir davası var. Sen Atilla. Yılmaz'la benim bir tane vardı. O düştü. Onun hikayesi muhteşemdi ama, değil mi? Muhteşem bir hikayeydi o. Metin sen onu bilmiyorsundur. Bizim ikimize Arena programından dolayı. Bu Arena da tuhaf bir şey be. Ne zaman konuşsak ağzımıza laf tıkanıyor. Niye böyle anlamıyorum. Niye olduğunu söyleyeyim sana. Niye? Çok seyrediliyor. AKP'liler de seyrediyor. Ne güzel. Ondan. Şu anda bütün troller iş başında. Ne yapıyorlar? Yani sayende ekmek parası alıyorlar. Ne yapacaklar? Yok yani onun bir fazla kıymet harbiyesi yok. Ama yani Yılmaz'la bana açtıkları dava valla gülüncün ötesindeydi yani. Şimdi bunu reddetmiş davayı. Fakat savcı inatla, sen geçen gün anlattın değil mi bunu canlı yayında? Savcı inatla Metin hayır diyor. Yılmaz Özdil'le Müjdat Gezen bu suçu işlemişlerdir diyor. Bu sabit görüldüğünden diyor. Aykut Özcan'ın yeniden yargılanmasına karar verilmesini diyor. Ulan birdenbire Yılmaz'la Müjdat Aykut diye bir herif oluyor birdenbire. Meğer kes yapıştırmış o dava. Hakikaten o Aykut'la ilgiliymiş ama oradan nedense ikimizin adı geçerken birdenbire asıl benim avukatım da o zaman şeydi. Söyle bizim eski baro başkanı. Turgut Kazan. Evet. Turgut Kazan demiş ki bu halde Yılmaz'ın avukatı bu durumda demiş. O Aykut'un yargılanmasına devam edilmesini müvekkilim Müjdat Gezen'in de beraatini rica ederim diyor. Ne diyorsun? Peki Müjdat, senin yerel seçimlerle ilgili söyleyeceklerin olabilir mi? Yerel seçimler yani yerel 31 Mart'ta. Valla bu kutuplaşma meselesinde 29 Mart pardon. Şimdi biraz evvel Metin de şeye değindi ya, bu ittifak meselesine filan.
Ben abi merak ettim bu işi. Kemal Demiray'ın Temel Türkçe Sözlüğü'nün 496. sayfasına baktım. Tamam mı? Diyor ki çeşitli siyasal partilerin ya da devlet adamlarının özel bir amaçla aralarında kurdukları işbirliğine ne denir? Yok, koalisyon denir diyor. Bu çok önemli. Ama onlar koalisyon lafını sevmiyorlar. Çünkü demişlerdi ki koalisyon devri bitti. Ama yaptıkları şey bizatihi koalisyondur. İstedikleri yani bunu inkar edeceksen aç Türkçe sözlüğe bak. Diyor ki koalisyon işte tam da budur diyor. Ayrıca koalisyonlar fayda olur. Mesela İtalya, Hollanda, yıllarca koalisyon, halen İngiltere yıllardır Avrupa'nın büyük ülkeleri koalisyonla yönetiliyor. Bunda bir sakınca da yok. Yaptıkları iş koalisyondur ama söylenen laftan dönemedikleri için diyorlar ki bu bir koalisyon değil, ittifaktır. İttifak müttefiklerin bir araya gelerek aynı konuda birleşmeleri. O da hemen hemen aynı kapıya çıkıyor ama koalisyonun tam tarifi şu anda yapılmakta olandır. Bence koalisyon lafına geri dönsünler. Bunda ne sakınca var yani? Koalisyon lafından çok kaçıyorlar. Koalisyon işte. Açık açık koalisyon ne var yani? Evet. Nedir? İşte biz bir kere söyledik, geri dönmeyelim. Ama bu ayrımcılık mesela biraz evvel söylediğin hani bölme, parçalama falan. Bak sen Kadıköy'de oturuyorsun, ben Kadıköy'de oturuyorum. Bu seçimler belediye seçimleri. Buradaki herkes şimdi diyecek ki evet doğru. Kardeşim bizim sokaklarda yol bir kazılıyor, Kadıköy halkı cezalı. 2 ay yapılmıyor o sokak. Doğru mu değil mi? Yapılmıyor. Şimdi bizim sokak kazıldı gene, gene yapılmıyor. Kadıköy halkı koskoca Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı bu lafı kurmadan, düşünmeden söylemez. Ha, düşünmeden söylemediği laflar yok mu? Çok. Ama bu, bunu söylemez. Çankaya, Kadıköy, Beşiktaş, bu Şişli, bunları, bak bunu çok iyi irdelemek lazım. Geçen hafta Yılmaz anlattı. Neden o ilçeleri seçtiğini evet. söyledi. Evet. Çünkü Birleşmiş Milletler bir araştırma evet. yapmış. Evet. Bu insani gelişmişlik endeksinde 11 ilçe değil mi? En başarılı belediyeleri seçmişler. Evet. Hep bu belediyeler en başarılı olarak çıkmış. Bir tane daha çok somut sebebi var. Bu adı geçen yerlerin hiçbiri dünya yıkılsa bunlara oy vermez. Ondan. Bu kadar da. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın evvel gün bir ödül töreninde konuşmasını dinledim. Gerçekten mutlu olduğum bir konuşmaydı. Sanat özgürdür. Sansür edilemez. Denetlenemez. Duydunuz değil mi? Aynen bu. Şimdi Metin de sanatçı, ben de sanatçıyım. Demek ki bizim söylediklerimiz fikir özgürlüğüyle de örtüştüğü gibi sanatla da paralel düşüyor. Bakmayın siz buna mesela. Ya sen sanatçısın, politikayla ne işin var? Kardeşim politika adımını sokağa attığın anda başlar. O gün domates kaç para oldu? O gün akaryakıta ne kadar zam geldi? O gün soğan fiyatları niye fırladı? Adımını attığın anda politik eylem, aksiyon başlar zaten, anlatabiliyor muyum? İkincisi, ya siz hep de muhalifsiniz. Sanat tabiatı itibariyle kendisi muhaliftir zaten. Şimdi heykel muhalif bir şeydir. Resim muhalif bir sanattır. Tamam? Tiyatro, edebiyat zaten muhaliftir. Öyle değil mi? Müziğin muhalifi vardır değil mi? Protest müzik, halk ozanları. Kelle vermişler, hepsi muhaliftir. Sanat bizatihi muhalif olduğuna göre bırakın biz yarın öbür gün başka parti gelince Metin veyahut ben yahut da direkt kendimi söyleyeyim. Ben hemen onların yanında aynı masaya oturup efendim umarım iyi ki geldiniz yıllardır siz. Hayır. Aynen ben gene onların muhalifi olacağım. Çünkü ben bir sanatçıyım. Hiç kimse umutlanmasın yani. Hiç. Güzel.
bizden de söz ederken efendim, bizden de söz ederken işte tırnak içinde muhalif diye söz ediyorlar. Yani saldırıyorlar, hakaret ediyorlar, bir yığın yaftalama yapıyorlar, evet, falan. Bu muhalif sözcüğü en olumlarından birisi. Güzel bir şeydir ya. Mesela aşağılayıcı anlamda bir insanın ülkesini, ulusunu sevmesini ulusalcı diyorlar. Yani aşağılayıcı anlamda, evet, ulusalcı, kötü, falan. Evet. Şimdi bu muhalif gazeteci tanımına karşı Şeref Kabaş geçen gün çok güzel bir tweet paylaştı sosyal medyada. Evet. Dedi ki, muhalif gazeteci tanımını reddediyorum. Bizler laik, demokratik, hukuk devletinden tarafız. Halkın haber alma özgürlüğünden tarafız. Türkiye Cumhuriyeti'nden tarafız. Evrensel hukuk kriterlerinden tarafız. Esasen bu değerlere muhalif olanlar onlar, demiş. Enteresan. Evet. Hakikaten, evet, düşündüğünde biz neyi savunuyoruz? Ülkenin bütünlüğünü, bölünmez bütünlüğünü, evet, birliğimizi, laik demokratik cumhuriyetin devamını, bağımsızlığımızın ilelebet sürüp gitmesini ve cumhuriyetin bu tarifi ben çok da dediği tutmadım gibi ilelebet payidar kalmış. Bu Sedef Kabaş'ın tarifini çok tutmadım çünkü onlar zaten bu onlarla bunlar lafını biz icat etmedik. Bu lafı icat eden sistem şu anda başımızdadır. Yani çünkü kalkıp da muhalif olan kimseler tutup da inananlar, inanmayanlar, bizden olanlar, olmayanlar falan demez. Buradaki sakıncalı sözcüğün seçimi bence şöyle. Onlar dediğimiz kesim, yani onu da dediği der ki Allah Allah, ben senden daha mı az vatanseverim? Ben senden daha mı az bu ülkeyi düşünüyorum? Ben senden daha... Bu kelimeleri kullanırken bence hassas olmak lazım. Yani onların asıl muhalif onlar lafını ben yanlış bir değerlendirme olarak görüyorum. Abi o devam etmiş sonra ama ne buraya diyor? 240 sözcük sığmadığı için bu kadar yazabilmiş. Ha. Ama yazdığı kadar hatalı bence. Yani çünkü kavram karmaşasına yol açar. O muhalifin kim olduğu ortada kalır. Bizimle bir saattir konuştuğumuz bir hafta yaramaz sonra. Anlatabiliyor muyum? Ben dedim ki sanatçı doğal olarak muhalif. Mesela niçin gazetecinin de muhalefet göstereni olmasın? Yani bu da doğaldır bence. Yılmaz Özdil sistemin gazetecisi midir? Muhaliftir bence. Yo, bundan da daha güzel dakika, ne dakika, olabilir? Bir dakika. Bir dakika. Muhalefet burada, kadar burada, olumlu bir burada, şey. Burada tartışma anlamında değil ama şunu çok net bir şekilde söylüyorum. Bizim görevimiz her ne koşulda olursa olsun halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet etmek. Budur bizim görevimiz. Uğur sen, köşe ben yazarı, sana %100 katılıyorum. Köşe yazarı ayrı. Tamam. Köşe yazarı haberci ayrı. Paylaşır. Haberci. Ama haber verme konumunda olan bütün yayın organlarının bir güce değil, sadece ve sadece toplumun gerçeklerden haberdar olma hakkına hizmet etmesi lazım. Modern gazeteciliğin babası İngiliz medya patronu, evet, Lord Northcliffe'tir. O, evet, der ki bir yerde güç odaklarının, ki genellikle bu siyasi iktidar olur, örtbas etmeye çalıştığı şey haberdir. Onun dışında kalan her şey reklamdır. Şimdi bugün onlar dediği haber vermeyip reklam yapanlar. Olabilir, doğru, evet. Doğru. Ama burada gene... Burada yoksa toplumda bir ayrışma, toplumda bir kutuplaşma asla söz konusu değil. Tam tersine biz bu ayrışmayı, kutuplaştırmayı sürdürenlerin bir an önce bundan vazgeçmeleri gerektiğini, aksi takdirde toplumumuzun geleceğinde birlik ve bütünlük içinde yaşamamızın tehlikeye gireceğini söyleyerek çok büyük bir handikapa işaret ediyoruz. İşte nerede Uğur, birleşeceğiz? Sorun biraz orada. Evet, bak. Önemli olan hangi çatıda nerede birleşeceğiz? Metin, Uğur,
Bu harikaydı ama burada benim minik itirazımın hala sürdürmesindeki neden şu. Yani şimdi bak, münazara sistematiği içerisinde buna ele alırsan eğer, şuradan girmek lazım. Ben de karşı taraftaki biriyim. Benim sana rahatlıkla söyleyeceğim laf şu. Biz de şu andaki sistemin temsilcileri olarak Uğur Bey, sizinle aynı şeyleri düşünüyoruz. Helal olsun. Helal olsun ama helal olsun. Bunu açığı... lafta bırakma, gel eyleme dök derim. İşte ama... Gel yanımıza derim. İşte bu açığı verdiğin zaman bu böyle sür git devam eder. Metin'in şimdi... Böyle bir açık yoktu Müjdat. Yaptılar ama. Böyle bir açık yoktu. Yaptılar. Şimdi var. Bak %49-50 inanıyor buna. Değil mi? İnanmayanlar burada maşallah. Ay, Allah'tan da varlar yani. İyi ki varlar yani. Ya hangi tiyatro topluluğunun aklına bundan 15-20 yıl önce ben Anadolu'nun X kentine gidersem bana orada oyun oynatmazlar diye bir soru takılırdı? Kimin aklına takılır? Yok, kimsenin aklına takılır. Bunu açmayalım. Bunu açmayalım. Benim, bak benim. Biz Anadolu'nun çok yerinde taşlandık. İsim vermeyeceğim şimdi. Oyunun da ismini vermeyeceğim. O da ben de Ulvi Uras Tiyatrosu'nda çalışırken Anadolu'nun birçok yerinde komünistler geldi. Bunlar vatanı parçalayacaklar diye 60'lı yıllardı. O zaman da taşlandık. Bu hep vardır Uğur. Bu hep böyle sür git. Daha da bitip bitmezdi bu. Gene olacaktır yani. Ha sen o kadar ideal gözlükle bakıyorsun ki olmalı mı? Hayır, olmamalı. Olmamalı ama bak ben kızımı Hollanda'dan getiremiyorum işte bu yüzden. Baba gözümün önünde 3 defa seni götürdüler diyor. Ben orada çok geçen gün Elif'le telefonla konuşuyoruz. Telefondan balkona çıkmış. Aa baba bir dakika, başbakan geçiyor dedi. Lan siren sesi falan yok. Başbakan Lahey'de o. Den Haag'da başkentte yaşıyor olanın. Dedim lan yok dedi, bizim kapının önünden bisikletle geçiyor dedi. Abi var mı böyle bir şey? Yani onlar demokrasiyi erken keşfettiler. Benim en büyük umudum şudur ki demokrasi bir gün bize de gelecek. Bir gün. Çünkü bu lafları ben yemiyorum mesela. Demokrasi olmasa sen bu kadar rahat konuşur muydun? Ne rahatı be, 17 tane dava var. Ne rahatı? Hangi rahatı ya? Nerede? Sen Uğur Bey bunları yazıp arenada yapabilir miydin? Kaç davan oldu? Daha fenası Allah'tan ben bunu 7 yaşından beri tanırım zaten. Küçükken böyle geçerdi. Aa FETÖ'cü geçiyor, FETÖ'cü Uğur geçiyor derdik gözümüzde. Ne kadar garip ama gerçek olaylar yaşıyoruz. Ne kadar büyük çelişkiler çok kısa bir süreç içerisinde peş peşe gerçekleşiyor ve biz bunları görerek bir takım hala işler yapmak zorunda kalıyoruz. Kendimizi anlatmak durumunda kalıyoruz. Ben önümüzdeki yıl yarım asra gireceğim mesleğimde. 50. yıl. Şimdi 15 Temmuz'da bu hainler eğer başarılı olsalardı, o gece infaz edecekleri listenin 22. sırasında ben vardım. Şimdi bir taraftan böyle bir gerçek var, öbür taraftan benim çalıştığım gazete ki hep işte sevgili Yılmaz, diğer Emin Bekir, Emin Çöleşan, Necati Doğru, Necati. Diğer arkadaşlarımız, genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz, internette çalışan arkadaş. Bunların hepsi yurtsever, cumhuriyete gönülden bağlı, demokrasiye yürekten inanmış, Atatürkçü arkadaşlarımız. Yani bunlar asla FETÖ'cü olamayacakları gibi olsalar FETÖ'nün korkulu rüyası olurlar. Şimdi bunlar biz işte FETÖ'ye yardım etmedik diye hesap verme durumunda kalıyorlar. Yani çok acı. Uğur, buradaki nüans çok galiba, acı olaylar. Acı ama burada galiba bana mesela, acı veriyor bunlar. Hiç. İşte bir kısım insanı kandırabilme amacıyla yapılıyor. Yoksa bunun akla yakın bir yere olmadığını
bence yani AKP seçmeninin de bir bölümü hadi canım bu kadar da saçmalık olur mu diyordur ya bak iyi düşün. Tabii o dünyanın destekçisi bazı vicdanlı kalemler, var. Vicdan sahibi kalemler var yazıyorlar yani. Diyorlar ki bunların FETÖ'cülükle uzaktan yakından ilgisi olamaz. Yani böylesine durumlar verse FETÖ'yle mücadeleye zarar verir. Ben de inanıyorum. Emin Çöleşan'la olabilir diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Neden? Şimdi soyad Çöleşan. Çöleşan. Çöl nerede olur? İslam ülkelerinde. Çöl. Değil mi? Arabistan filan. İslam'ın böyle şey olması filan bunu bu ülkede en çok yayan adam FETÖ'çtür biliyorsun yani. Şimdi böyle bir mantıkla gittiği zaman Emin Çöleşan, Çöleşan'ın dedesi çölü açtığına göre bir Arap'la ilgisi var. Arap İslam. Bu çok açık belli ya zaten açıkça. Açık belli. Değil mi yani? Yani absürt bir durum ama yaşıyoruz bunu. İrrasyonel bir durum ama yaşıyoruz maalesef. Maalesef çok üzülüyor insan. 1938'de güneş battı. Ondan beri biz alacakaranlıkta yaşıyoruz. Evet. Şu ana kadar gecenin manşeti bu. 1938'de güneş battı ve biz alacakaranlıkta yaşıyoruz. Peki Metin, alacakaranlıktan nasıl çıkabiliriz? Senin Mezitli'de yaptığın bir konuşma var. Şimdi reklamlara gireceğiz ama reklamlardan dönüşte o Mezitli konuşmasını ben çok anlamlı buldum. Onu biraz burada da, bu programda da açalım ve orada verdiğim mesajları burada da değerli Kadıköylülerle ve Halk Televizyonu seyircileriyle paylaşalım. Bu arada benim Müjdat Gezen'le ilgili olarak keyfini kaçıracağım bazı bilgiler var. Benim? Evet, seninle ilgili. Keyfim kaçacak. Keyfin kaçacak. Keyfin kaçması için önce keyfin olması gerekiyor. Ya bakma aslında. Abi yaşına hürmeten susuyorum. Söylemeyeyim. Neyse. O dur. Replik bana da gelecek. Değil mi? Dur. Gelecek. Metin 41'li. Ben Uğur'la beraber 43'lüyüz. Aslında yaşta bir İkisi sorun de benim yok. Küçüklüğümü bilir. Valla ben şu nedenle keyifliyim. Uzun zamandır Metin'i görmüyordum. Gördüm, Metin zayıflamış. Evet. Maşallah sağlığı yerinde. Allah ona çok uzun ömür versin. Tabii Müjdat her zaman benim rol modelim olmuştur. Onun izinden giderim. Oğlum, düzgün rol bir model yaşama sahipti. 50-60 yaş büyük adamlardan filan söylenir ya rol model diyor ya. Yani onun kadar olmasa bile öyle sağlıklı bir ömür, uzun bir ömür sürmeyi isterim Allah için yani. Ne yalan söyleyeyim. Ya sanki ben 90 yaşındaymışım gibi hitap ediyor ya. Uğur, gitmeden evvel reklama biraz sonra Metin'den bir söz almak istiyorum. Söyle. Biraz sonra, az sonra. Peki. Peki. Sözler alınacak, açıklamalar yapılacak, bilgiler paylaşılacak. Bomba gibi bir ikinci bölüm hepimizi bekliyor. Sevgili seyirciler, kısa bir reklam arası veriyoruz. Daha sonra bu ekranlarda yeniden birlikte olmayı diliyoruz. We'll be right back.